Kanalımdan ve mutfağımdan sevgiler, saygılar. Bugün sizlere düğünlerde yediğimiz etli çorbanın ve lokantalarda yediğimiz etli çorbanın birebir aynısını hazırladım. Buyurun bu tarifin yapımına geçelim. Tencerenin içerisine 600 gram kemikli dana etini alıp üzerine 2 tatlı kaşığın tuzunu ekleyelim. Bütün 1 adet soğan, 1 adet defne yaprağı, 1 diş sarımsak, 5-6 adet tane karabiber, küçük bir limonun yarısının suyun içerisine sıkıp üzerine de hemen hemen 1 litre suyu döküp kapağını kapatıp düdüklü de etler yumuşayana kadar haşlayalım. Etler yumuşayınca etleri ayrı bir tabağın içerisine alıp kemiğinden etleri ayırıp güzelce didelim. Etin suyunu da süzelim arkadaşlar. Hem böyle içerisindeki bu kara olan yerleri hem de dibinde kemik falan varsa onlar çorbanın içerisine gitmesin. Böyle etleri kemiğinden ayırırken yağlı taraflarını da ayıralım arkadaşlar. Onları çorbanın içerisinde kullanmıyoruz. Etin suyunu tekrar tencerenin içerisine alıp üzerine renk vermesi için çay kaşığının ucuyla zerdeçal tozu ekleyip karıştırıp kaynamaya bırakalım. Terbiyesi için bir kasenin içerisine 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı limon suyu sıkalım. 1 su bardağı da 200 ml bardakla soğuk su ilave edip güzelce çırpalım. Kaynayan et suyundan 2 kepçe alıp sürekli çırparak yoğurtlu karışımın üzerine dökelim. Ve sonra bu karışımı tencerenin içerisine ilave edip kaynayana kadar sürekli çırpalım. Çırpma işlemini kesinlikle sonlandırmayın. Kesinlikle bırakmayın. Yoksa kesilme yapar. Güzel kaynadıktan sonra da etleri içerisine ilave edelim ve bu şekilde de 3-4 dakika daha çorbamızı kaynatalım. Servis esnasında üzerine dökeceğimiz sos için de küçük bir tavanın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı da kırmızı toz biberini alıp kavuralım. Karıştırıp ocaktan alıp kenara alalım. Çorbayı servis tabağına alıp üzerine hazırladığımız yağlı karışımdan dökelim ve sıcak olacak şekilde servisini yapalım. Düğünlerde ve lokantalarda yediğiniz birebir aynısı olan etli çorba tarifim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.